TVNET ekranlarında haftanın son gününde Finans Express'ten günaydın. Dün İsviçre Merkez Bankası'nın Euro-Frank kurunda taban seviye uygulamasına son vermesinin ardından dalgalanan hisse senetleri, tahvil faizlerindeki düşüş ve Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz indireceği beklentileriyle yaklaşık 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyretti. Hafta içinde 88,313 puanla 29 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek kapanışını yapan BIST 100 endeksi dünü %0,2 yükselişle 87.742,83 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Serbest piyasada dolar satış fiyatı 2.31.48, euro satış fiyatı ise 2.69.30 lira oldu. Euro dolar paritesi 1.1632, sepet kur 2.50 civarında. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.258.81 ulaştı. İstanbul Kapalı Çarşı'da dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gramı 92 lira 90 kuruş, Cumhuriyet altın 620, çeyrek altın ise 153 liradan satıldı. Ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 47 dolar 67 sentten işlem görüyor. Ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndan Sayın Bayram Veli Salur'a bağlanıyoruz. Sayın Salur Yufan yayınımızda. Günaydın Sayın Salur ve Borsa İstanbul dün son 20 ayın zirvesini yaptı. Dünün detaylarını, kazananları, kaybedenleri sizden dinleyelim. Günaydın Sinem Hanım. Elbette. Pay piyasasında bir önceki güne baktığımızda BIST 100 endeksinin günü %0,2 oranında artışla 87.743 puandan tamamladığını ve piyasa toplamında 5,6 milyar TL'lik bir işlem hacminin gerçekleştiğini görüyoruz. Dün en çok yükselen paylar İhlas Ev Aletleri, Katmerciler Ekipman, İhlas Madencilik, Aksu Enerji ve Özak GME oldu. En çok düşen paylar ise Batı Saka Çimento, Yapı Kredi, Koray GMEO, Eczacıbaşı Yatırım, Pegasus ve Eczacıbaşı İlaç oldu. Sayın Salur, emtia tarafında gün nasıl geçti ve güne nasıl başladı vadeli işlem ve opsiyon piyasası? Vadeli işlem ve opsiyon piyasasına baktığımızda dün 1,9 milyar TL'lik bir işlem hacminin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu işlemlerin 1,6 milyar TL'lik kısmı BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinde gerçekleşti. Ve bu sözleşmelerdeki açık pozisyon sayısı 248 bin olarak kaydedildi. Dün döviz vadeli işlem sözleşmelerinde 289 milyon TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşirken altın vadeli tarafında 13 milyon TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşti. Biraz önce vadeli işlem opsiyon piyasası açıldı. Açılış rakamlarına bakacak olursak Şubat vadeli BIST 30 endeks vadeli işlem sözleşmeleri güne 109,850 seviyesinden %0,11 aşağıda başladı. Yine Şubat vadeli dolar TL vadeli işlem sözleşmeleri güne 2,3255 seviyesinden %0,34 aşağı yukarıda başladı. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasından Sayın Bayram Veli Salur'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ekonomi dünyasında neler yaşandı dün haber turunda seyrediyoruz. İsviçre Merkez Bankası minimum kur uygulamasına son verdi ve mevduat faizini %-0,75'e düşürdü. İsviçre Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada gerekli görüldüğü takdirde para politikasını etkilemek için döviz kuru piyasasında etkin olunacağı bildirildi. İsviçre Merkez Bankası euro başına 1.20 frank olarak tuttuğu minimum kur uygulamasına son verdi. Banka ayrıca mevduat faiz oranını 50 baz puan düşürerek %-0,75'e çekti. İsviçre Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve minimum kur uygulamasına son vermesinin ardından İsviçre borsasında tüm zamanların en büyük günlük kaybı yaşandı. Katar ve Shell 6,5 milyar dolarlık petrokimya tesisi inşa planını dünya enerji piyasasındaki iklim nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. Katar petrol şirketiyle merkezi Hollanda'da bulunan Royal Dutch Shell şirketinde yapılan yazılı açıklamada 2011 yılında ortak girişim olarak planladıkları El Karana isimli projenin mühendislik ve inşaat şirketlerine açtıkları ihalelerdeki teklifleri değerlendirecek ticari anlamda
makul olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği ilan edildi. Avrupa'nın Ukrayna sorunu nedeniyle Rusya'ya ambargo uygulaması Türkiye'yi 2014 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan en çok destek alan ülke konumuna yükseltti. Banka Türkiye'nin 2014 yılında aldığı finansman desteğinin 2013 yılında 920 milyon eurodan %52 artışla 1.4 milyar euroya çıktığını ve bu miktarla en yüksek desteği alan ülke olduğunu açıkladı. Türkiye'de yalnızca 5 yıldır faaliyette bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bugüne kadar desteklediği toplam 122 proje için 3.7 milyar euro kaynak tahsis etti ve bunun 3.2 milyar euroluk bölümünü kullandırdı. Alman ekonomisi 2014 yılında beklentiler paralelinde %1,5 büyüyerek son 3 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Almanya 2013'te %0,1, 2012'de ise %0,4 büyümüştü. Nihai tüketim harcamalarındaki genişleme büyümenin gerçekleşmesindeki ana itici güç oldu. Hane halkı tüketim harcamaları %1,1 artarken kamu harcamaları ise %1 artış kaydetti. Üretim tarafındaysa hemen hemen tüm ekonomik sektörler Almanya ekonomisinin canlanmasına katkıda bulundu. Bundan daha güçlü büyüme 2011 yılında %3,6 ile yaşanmıştı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yıl bütçe giderlerinin 448.4 milyar Türk lirası, bütçe gelirlerinin 425.8 milyar Türk lirası, vergi gelirlerinin 352.4 milyar Türk lirası, faiz hariç bütçe giderlerinin 398.5 milyar Türk lirası olduğunu söyledi. 2014 yılında bütçe açığının 22.7 milyar Türk lirası olduğunu belirten Şimşek, 55.7 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Şimşek 2014 özelleştirme gelirini ise 7.8 milyar TL olarak açıkladı. Maliye Bakanlığı da 2014 Aralık ayında bütçe açığının 11.3 milyar Türk lirası, faiz dışı açığın 9.9 milyar TL, geçen yılın tamamında faiz dışı fazlanın 27.2 milyar Türk lirası olduğunu belirtti. Ekim ayında işsizlik oranı %10,4 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Ekim döneminde 3 milyon 43 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,1, kadınlarda ise %13,3 oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı %12,5 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %19,7 iken 15-64 yaş grubunda bu oran %10,6 olarak gerçekleşti. Eylül ayında ise işsizlik oranı %10,5 olarak gerçekleşmişti. Evet, bugün stüdyomuzda Uluslararası Nakliyeciler Derneği eski başkanı ve Favori Trans Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Temel Dinçşahin var. Hoş geldin. Hoş Sayın Dinçşahin. Dinçşahin firmasıyla Rusya ile ticaret yapıyor ve kendisiyle Rusya'daki gelişmeleri konuşacağız. Ama Sayın Dinçşahin, şimdi ekonomist Sayın Kansarı Aydın'a bağlanacağız. Hem Rusya ile ilgili hem İsviçre ile ilgili iki sorumuz olacak. Ondan sonra keyifli sohbetimize başlayacağız. Telefon attığımızda ekonomist Sayın Kaan Sarıaydın var. Günaydın Sayın Sarıaydın. Günaydın. Günaydın. Sayın Sarıaydın, İsviçre Merkez Bankası S&P minimum kur uygulamasını sonlandırdı ve akabinde güvenli varlıklara talep yoğunlaştı. Asya ve Amerika borsalarında düşüş ve altında yukarı doğru bir hareket gözleniyor. İsviçre'nin bu kararı Avrupa Merkez Bankası'nın genişleme politikasının ilk adımları olarak yorumlanıyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Bir defa İsviçre Merkez Bankası gelecek dönemde, önümüzdeki olan haftalarda ve aylarda bilhassa olacak kararların nasıl bir finansal belirsizlik oluşturacağını anlıyor ya da biliyor, hatta ona göre bir karar verdi. Bu karar kaçınılmazdı dedi kendileri de. Ben aslında tebrik etmek istiyorum. Şimdi şöyle, yanlış anlanmasın, birçok kişi eleştirdi yapılan hareketi. İsviçre borsasının gördüğüme kadar 1989'dan beri en büyük hareketiydi. Belki de tarihin en büyük hareketlerinden biriydi. Birçok majör döviz kurlarına karşı İsviçre frangı dün %25 gibi ortalama kazandı. Bunlar çok büyük hareketler piyasalarda. Yalnız bu neyi gösteriyor? Şimdi çok dikkatli yanaşmak lazım. Bunlar gerçekten büyük bir finansal belirsizlik ortamına girdiğimizde, büyük bir fırtınanın geldiğini anlayarak artık karşı konamayacağını anladılar. Çünkü sabit kuru tutmak için 1.20'de İsviçre frangı
frankın avroya karşı sürekli ne kadar avro gelse almaları gerekiyordu. Yani dünkü hareketle İsviçre Merkez Bankası kendi bilançosunda da muhteşem bir zarar yaptı. Çünkü euronun o kadar büyük bir düşüşü olması ve onlar da zaten 3,5 hatta 4 senedir az daha 3,5 senedir Eylül 2011'den beri bu destekle sürekli avro almaları onların bilançolarındaki avroyu kabarttı. Şimdi bunun ikinci etkileri ne olacak? Bunları ilgiyle izlememiz gerekiyor çünkü çok önemli sonuçlar olacak burada. Şimdi karşımızda beklenen ilk olayları bir konuşalım. Evet. Burada bir 22 Ocak'ta Avrupa Merkez Bankası'nın devlet tahvilleri alma programı konuşuluyor. Büyük ihtimal beklenenden daha da büyük bir miktarda alıma gidecekler. Ve bu da aslında çok büyük bir hata olacağını şimdiden söylüyorum. Yıllardır parasal genişlemenin aslında reel ekonomilere hiçbir faydası olmadı. Ve burada Mario Draghi öyle bir karar alarak neden alacak derseniz herkes önce alkışlayacak, piyasalar için iyi likidite falan denecek. Ama ekonomiye onun hiçbir faydası olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü o paraların olduğu gibi sırf nedeni ve bunu her zaman söylüyorum lütfen bu işten anlayanlar içine bakıp da konuşsunlar bu konuları. Buradaki Avrupa bankalarının bilançolarındaki olan tüm devlet tahvillerine destektir. Böylece sadece Avrupa bankalarının soruna giren Avrupa bankaların hepsine sadece bilançolarına destek olsun diye bu devlet tahvillerini alacaktır. Hiçbir türlü bu paranın parasal genişleme anlamında reel ekonomiye gireceğine inanmıyorum. Çünkü yıllardır görüyoruz parasal genişlemeyi. Aslında hiç böyle bir etkisinin olmayacağını görüyoruz. Şimdi bir de başka bir konu var. İsviçre Merkez Bankası bu kararı alırken arkasında 25 Ocak'ta da Yunanistan seçimleri olacak. Yunanistan seçimlerinde Syriza Partisi kazanacak gibi gözüküyor şu anda tüm anketlerde ileride geliyor. Bu muhalif partide olduğu gibi avroya veya yaptırımlara ve troikaya karşı söylemlerde bulunuyor. Elbette kazandıktan sonra bunları anında gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi başka bir konu. Çünkü ellerinde aslında çok güçlü bir koz var. Şunu hatırlatmak istiyorum, birçok şey unutuluyor son dönemlerde. Son yıllarda Avrupa Merkez Bankası artık çöp anlamına gelen devlet tahvillerini de rezerv olarak kabul etmeye başladı. Bunların içinde de Yunanistan'ın tahvilleri vardır. Birçok Avrupa Bankası'nın bu tahvillere yatırımların çok büyük risk teşkil ettiğine dair sosyal medya üzerinden de uyarılarınızı dile getiriyorsunuz sıklıkla. Evet, sıklıkla getiriyorum çünkü gerçekleri görmek lazım. Burada bu konuları anlamak için bankacılığı ve parasal mekanizmaları anlamak gerekiyor. Yani bir merkez bankası ben para basıyorum, ekonomiyi kurtaracağım lan. Bunu pazarlayarak algı yaratıyor aslında. Çünkü öyle olmuyor bu işler. Sadece kendi bankalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ondan Yunanistan elinde bir koz var diyorum. Yunanistan temerrüte düşeriz derse, Avrupa Birliği'nden çıkmadan önce borcumuzu ödemiyoruz, temerrüte düşüyoruz derse, Avrupa'da birçok banka bunları bilançolarında gösterdikleri tahvillerin sayesinde sallantıya girebilir. Bu bir risktir. Bunların hepsini tabii ki İsviçre Merkez Bankası görüyor ve bunun üstüne bir de unutmayalım İspanya seçimleri gelecek Mayıs ayında. Artı çok cılız ya da büyüme olmayan bir Avrupa, üstüne bir deflasyoner bir ortam, üstüne bir de en büyük belirsizliklerden birisi Fed de Amerika'dan faiz artışına girecek mi girmeyecek mi? Bunların hepsi Avro'nun üzerinde çok büyük baskılar teşkil ediyor. Ondan şunu da görmek gerekiyor. Avro bugün bakarsanız bugünkü kapanışla birlikte çok önemli bir noktaya geldi. Biz 16.40'ın altında kapatırsa parite, bu teknik analiz olarak değil döngüsel olarak konuşuyorum. Yıllar içinde en büyük düşüş sinyalini vermiş olacak ve aşağı trendini böylece teyit etmiş olacaktır. Tüm yükselişleri yalnız tepkisel olarak görünmesi gerekiyor. Çünkü bütün bu baskılar altında Avro'nun düşüşü kaçınılmaz gözüküyor. Evet. Ve bu büyük bir müddet böyle gidecek gibi gözüküyor. Bir evet. de bakarsak geçmişe bütün bu parasal genişlemeler Amerika'da QE 1, 2, 3 hepsi de aslında görece olarak doların dolar endeksi olarak bakarsanız zayıf kalmasını sağlamıştı. Şimdi evet, o devir herhalde. Bitti. Doların yükselişi başladı. Tam Avro'da öyle bir devire yine girmeye düşünüyorsa tabii ki baskıları artırmış olacaktır. Burada aslında tebrik etmek istiyorum İsviçre Merkez Bankası'na. Burada benim çok karşıt bir görüşüm var. Çünkü şöyle bir şeyi unuttu millet. Çok kısaca aslında, toparlayabilirseniz Sayın Sarı evet, Aydın. Çok... Gerçekten şöyledir. Piyasalar gerçeğe şimdi fiyatlamaya başladı. Çünkü ilk evet. defa uzun zamandır bir merkez bankası gerçeğe fiyatlamaya izin verdi. Yıllardır tüm merkez bankaları Batı'nın ve Japonya'nın hepsi müdahale ede ede bütün piyasalar sırf manipüle şekilde yürüyor. Merkez bankaları bir çıksa gerçek serbest ekonomi, serbest piyasayı yaşasak bütün fiyatlamalar çok daha farklı olacağını
bize uyarıyor bu dünkü Peki, hareket. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaan Sarı Aydın değerli yorumlarınız için. Evet Sayın Din Şahin, Kaan Bey biraz keskin analizler yapan evet. ekonomistlerimizden biridir. İsviçre Merkez Bankası'nın kararıyla ilgili bu yorumu yaptı. Tabii ki dünyadaki ekonomi sistemine, finans piyasalarını derinden etkileyen faktörlerden biri de Rusya. Siz de Rusya'yı çok yakından tanıyorsunuz. Batı Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Rusya'da kontra yaptırım diyebileceğimiz karşı yaptırımlar uyguladı. Bu vesileyle biraz hani Türkiye'nin avantajlı olduğu bir sürece de girildi. Yani Batı'dan almadıklarını Türkiye'den almaya başladı. Ukrayna'dan almadıklarını Türkiye'den almaya başladı. Basitlendirilmiş gümrük hattı için siz de yetkili bir firmasınız. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii. Nedir basitleştirilmiş gümrük hattı? Şöyle söyleyelim. Rusya büyük bir ekonomi. Esasında bizler için de çok büyük ekonomi. Türkiye ile ilgili özellikle ambargo sonrası. Yani bize kısa süreçte değil ama çünkü yapılanması gereken bir süreçti bu. 2015-2016 çünkü 2-3 sene süreceği düşünüldüğü zaman büyük katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bir ekonomi. Çünkü 140-150 milyon bir nüfus var ve bugüne kadar bu kriz öncesinde hep artı ihracat ve ithalat dengeleri hep artı değerler veren bir ülke ve Türkiye ile sınır komşusu olup da 4 milyonun üzerinde turistin Türkiye'ye gelip de Türkiye'deki ürünleri görüp de talep etmemesi gibi bir durumun olmadığı iki ülke arasındaki ticaretten bahsediyoruz. Ama tabii bir kurallı ticaretten bahsediyoruz. Basitleştirilmiş gümrük hattı dediğimiz olay 2008 senesinde iki ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir protokol demek. Bu protokol diye kapsıyordu. İki ülke arasındaki ticaretin basitleştirilmesi, kolaylaştırılması, hızlandırılması ve sürdürülebilir bir ticaretin yapılmasını. Tabii mecburiyet olmaksızın bu hat üzerinden yapılan ürünleri ticarette Türkiye'deki Rusya'ya ihraç olacak ürünlerin Rusya'daki gümrük mevzuatının, gümrük muamelelerinin ürün daha Türkiye'den çıkmadan burada kontrol yapılarak ürünlerin evraklarının yani ticarete esas evrakların elektronik ortamda veri paylaşımı yoluyla ticaretin hızlandırılmasıydı. Ne yapıyordu bu? Burada öncesinde kontrol yapıldığı için bir daha Rusya'da kontrole girmiyor. Buradan evraklar öncesinden gittiği için siz sürdürülebilir bir ticaret olarak verginizi ve esas nelerin sizin karşınızda olacağınızı çok önceden hesap ediyorsunuz. Ve süreçler sınır kapılarında geçişleri için ayrı bir peronların oluşturulmasıyla gümrükler içerisinde 2 saatlik veya en geç 1 gün içerisinde daha önceden gümrük beyanları yapıldığı için hızlandırılmış bir şekilde yapıldığından çok kısa süreçlerde ticaretin yapılmasını getiriyordu. Artı bunu desteklemek amaçlı Rus hükümetiyle Türk hükümetinin yapmış olduğu protokolde Rusya diyordu ki basitleştirilmiş gümrük hattı üzerinden yapılacak her ticarette Rusya içerisinde uygulanan, ithalatta uygulanan referans fiyat uygulamasını bu hatta muafiyet getiriyorum. Yani ticarette en önemli şeylerden birisi önümüze çıkan vergilerdi maliyetler açısından. Çünkü o da kendi içerisinde çeşitli ülkelerle olan şeydeki rekabette ürünlerine bazı referans fiyatlar uyguluyordu. Bu referans fiyatlar iç piyasayı da korumak, iç piyasayı da bir denge altına almak için. Ama Türkiye'den yapılacak bu hat üzerinden kontrolü yapılacak bütün ticarette referans fiyat muafiyeti uygulayacağım diyordu. Bu neyi getiriyordu? İşte bir ürün satıyorsunuz. Değeri 10 dolar sizin sattığınız buradan resmi dolar. Ama Rusya'daki referans fiyatı 20 dolar. 20 dolar yerine vergi ödeyeceğinize buradaki beyanınızla 10 dolar üzerinden verginizi ödüyordunuz. Bu size çok büyük avantajlar sağlıyordu. Özellikle işte tekstilde, yaş meyve sebzede baktığınız zaman, deri sektörümüzde, bunun ötesinde yeni sektör, yeni olarak o pazara girecek olan süt ürünleri, su ürünleri gibi sektörlerimiz için çok önemliydi bu. Ama sadece bu değil, inşaat sektörü için baktığınız zaman, kimya sektörü için, çünkü birçok sektörle çalışıyoruz ve avantajlarını görebiliyoruz. Maliyet avantajları sağladığını, sürat avantajı sağladığını, en önemlilerinden birisi artık Rusya'ya ya gidersem ben sezonu kaçırmayayım tekstilde, 2 ay bekler miyim? Çünkü bu olayları çok yaşadık 2008'de, 2009'da ve bunun öncesinde çok fazla yaşadık. Bir ürünü gönderdik, ithalat süreci 1 ay sürdü, 2 ay sürdü. Zaten süreli ürünler, özellikle şimdi bir bakıyorsunuz gıda, süt ürünleri üzerinde zaten son kullanma tarihleri, SKT dediğimiz evet, şeyler var. Ama bunlar artık bu hat üzerinden yaptığınız zaman hiçbir sıkıntısı olmayan bir şeylerdi. Bu
yani iki ülkenin ticaretin kolaylaştırılması, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması için getirmiş oldukları çok önemli bir incelik, çok önemli bir yapı ve protokol. Şu anda peki ne aşamada? Çünkü Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri karşılıklı bağımlılık ilkesi içerisinde oldukça yoğun ilerliyordu. Ancak tabii Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve yaşanan jeopolitik kriz Rusya'ya bir darboğaza soktu. İhracatçılarımız ne durumda? Tahsilatlarını yapmakta zorlanıyorlar. Son durum nedir ihracatçı şimdi, bazında? Baktığınız zaman ticaretimize ilk önce baktığımız zaman biliyorsunuz bizim 32-33 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Bu ticaretimizin 7 milyar doları sadece ihracattan kaynaklanan, gerisi enerji ağırlıklı olmak üzere ithalattı. Enerji fiyatlarının düşmesiyle birlikte zaten bu fiyatta, bu dış ticaret rakamımızda ithalat ayaklı biraz düşüm yapacak. Ama ihracatımızda 2014'e baktığımız zaman geçtiğimiz sene 7.1 milyar dolar olan rakamımız bu sene rakam düşerek 6.05, yani 6 milyar dolar civarına geldi. Eksiye baktığınız zaman -14-15'lere geldi. Yani rakam olarak aşağıya çekiş var. Tabii bu doğaldır. Çünkü Ağustos ayından bu yana Rusya ile olan bir ekonomik ambargodan dolayı. Tabii sıra dışı bir durumdan, ekonomik tablodan. Türkiye'de hazır mıydı bu ekonomik durumun yansımasına? Hazır mıydı? Hayır. Türkiye en hazır olduğu sektörü gıda sektörüydü. Çünkü tarımda üretilen ürünün kendilerine ihtiyaç olarak iletilmesiydi. Su ürünlerine bakıyorsunuz, süt ürünlerine bakıyorsunuz. Avrupa'dan veya işte ambargo kapsamındaki ülkelerden yapmış olduğu ticareti Türkiye'ye döndürdüğünde hala ithal müsaadelerini alabilmiş. Yani imalat müsaadelerini Rusya standartlarında alabilmiş fabrika tesis sayımız yani 8-10 tane. Yani bu neyi getiriyor? Daha biz yeni yeni bu sektörler üzerinden Rusya'ya ticaretimize başlıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü 2014'e baktığımız zaman büyük bir kriz görüyoruz. Tabii ki Rusya'da rubleye baktığınız zaman ambargo öncesi 1 dolar karşısındaki 33-35 olan rublenin değeri şu anda 80'lere kadar çıktı, 60'lara geriledi, 50'lere geriledi. Bugünlerde de 64-65'lerde. Yani bir durduğu bir noktayı tespit edemiyoruz. Bu neyi getiriyor? Bugüne kadar Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette ihracatçılarımız hep açığa oynadılar. Kurumsal yapı içerisinde gönderenler tamam, akreditifli ticaret ayrı ama baktığınız zaman göndereyim satınca bedeli gelsin de. Çünkü ruble bir sabit olarak dolaşıyordu. Ama bugün 35 olan rublenin dolar karşısındaki paritesi 60'ların 70'lere geldiği zaman siz dolar bazında sattığınız bir üründe rublenin karşılığında tabii burada çok büyük erimeler oldu. %50-60 değer parasal kayıplara uğrayan, konsinye satışlar sonucunda uğrayan firmalarımız oldu. Özellikle bu bizim ticaret bölgeleri dediğimiz Mertel, Zeytinburnu, Laleli, Osmanbey piyasalarına baktığınız zaman bu piyasalarda ise daha da büyük kayıplar oluştu. Çünkü bu piyasalar sadece oraya ticaretini odaklamış, endekslemiş, alıp satımı görece daha yapan, küçük firmalar belki de. Yani esasına baktığınız zaman şu anda Rusya'ya ticaret yapan çok büyük firmalar dediğimiz firmalar Laleli çıkışlıdır. Birçoğu tekstil alanında, özellikle tabii bu bölgeler tekstil alanları. Tekstil alanlarına baktığınız zaman ama oradan nemalandı, oradan büyüdüler, filizlendiler. Ama bugün hala aynı şekilde bavul ticareti dediğimiz ki Ekonomi Bakanımızın açıklamış olduğu, Nihat Zeybekçi'nin açıklamış olduğu sene başında 8,5 milyar dolarlık bir bavul ticaretinden bahsediyoruz. Biz bunun da 4,5-5 milyar dolarlık bir bavul ticaretinin Rusya'ya yapıldığını biliyoruz ve hesaplarını görebiliyoruz. Dikkat edin, 6 milyar dolarlık bir resmi ticaretimiz var, 5 milyar dolarlık Rusya'ya da bavul ticaretimiz var. Yani buradaki kayıpları düşünebiliyor musunuz? Tabii ki. Bu bavul ticareti sonrasında oluşan bir kayıp ekonomisi inanılmaz. Peki bu yaşanan sıkıntılardan ötürü yaklaşık bir ay önce ihracatçının Rusya'ya ürününü ruble bazında, ruble olarak satması ve tahsilatını ruble olarak yapması gibi bir konu gündeme gelmişti. Evet. Hem Rusya'nın elini rahatlatmak hem de Türk ihracatçısının tahsilatını kolaylaştırmayı amaçlayan bir karardı, ya da söylentiydi. Evet. Şu anda ne aşamada, sanayiciler, ihracatçılar bu konuda hükümetle işbirliği içerisine girebildiler mi? Tabii ki şunu söyleyeyim, ruble ile ticaret gelişmek zorunda. Çünkü yani karşılıklı tanınırlığı yaptıktan sonra ticareti kolaylaştırmak amaçlı. İşte gördük,
bir ambargo sonrasında oluşan durumu gördük. Ama ruble ile yapılan ticaret daha çok aktif ve çok büyük rakamlarda değil. Türkiye için daha tercih edilemeyen. Çünkü rublenin değersel olarak bir yapısı yok şu anda. Rubleyi sattım. Ürünümü dolar bazlı çarpanını buldum ve sattım imalatından sonra. Gelen rubleye baktığımız zaman karşılığında her gün değer kaybı var. Türk ihracatçısı da şu anda rubleyle bu ticareti yapan arkadaşlarım rublenin bu oynak hareketinden dolayı çok fazlasıyla çok zarar etmiş durumdalar. O nedenle çok da tercih edilmiyor belki de. Tabii. Yani şu günler esasında sabretme zamanları. Çünkü bugünden sonrası esas önemli. Ben tabii pazarın içerisinde olduğumuz için bütün ihracatçılarımızla konuştuğumuz için düşünülen tek şey şu. Sabit bir yerinde dursun. 70 ise 70 parite olsun. 80 ise 80 olsun. 60 ise 60 olsun. Ama bileyim ki benim parite karşılığında gönderdiğim ürünün bedeli bu olarak gelsin. Kurun sabit olması tabii, çok önemli. Çok hocam. Önemli yani tabii ki hep böyle oynayacaktır. %3, %5'ler, %1'ler hiç önemli değil. Ama %100'ün üzerinde bir değer kaybı önemli. Şimdi bu Rusya'ya yapılan yaptırımlar kısa vadede Türkiye'nin lehine işledi gibi. İşte bahsettiğiniz gibi sizin de farklı sektörlerden ürünleri, farklı ürünlerimizi de artık ihraç edebiliyoruz ama netice itibariyle az önce bahsettiğiniz ruble ve dolar karşılığındaki oynaklıktan kaynaklanan çok ciddi bir parasal sıkıntı evet. içerisine giriyoruz. Evet. Şimdi kısa vadede baktığımızda her şey Türkiye'nin lehine gelişiyor gibi. Orta ve uzun vadede siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ambargolar devam ederse Rusya üzerinde. Batı daha fazla sıkıştırmaya devam ederse, Rusya karşı ambargolarını devam ettirir ve rotasını Türkiye'ye çevirmeyi sürdürürse neler yaşarız? Şimdi şöyle bakalım, esasında Rusya ne yapıyor bu ambargo sırasında neler yapıyor? Rusya iç dinamiklerini kuvvetlendirmek istiyor, iç pazarını kuvvetlendirmek istiyor. Bütün kamusal ihaleleri ortaya çıkarttı. Bir metro yapımı. Çünkü 2018'de bir Dünya Kupası var. Ve bu Dünya Kupası için inşaat sektörünün gelişimi, yapılanması, artı tüm metro teşkilatının yeniden elden geçirilmesi gibi birçok proje yaptı. Bu projeyle neyi yapmaya çalışıyor? İşte pazarın ve ticaretin işte kendi insanlarının refah düzeyini belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Bu önemli bir proje. Ve bununla ilgili baktığınız zaman Türkiye bundan çok büyük bir avantaj sağlayacak. Kısa vadede dediğimiz baktığımız süre bu süreç ne kadardır dediğiniz zaman 2015'e yansıması olacak bu. 2015'ten sonra çünkü Rusya'nın açıklamış olduğu bu ambargonun 3 sene sürebileceğiydi. 3 senelik bir süreç içerisinde Türkiye eğer o pazarda kalıcı olacak ise, kalıcı olmak istiyorsa geçmişteki deneyimlerinden ders alıp bugün kalıcı nasıl olabilirime bakması lazım. Rusya Türkiye ve Rusya ticareti bizim görüşümüzle, bizim konuşmalarımızla, bizim baktığımızla mutlak gelişim sağlayacak. Ve bundan gıda sektörümüz bugün için yararlanıyor. Çünkü baktığınız zaman 2014'teki ekonomik verilerde Rusya ile ticaretimize yaş meyve sebzeye baktığımız zaman %6 artış sağlamış. Kaybeden sektörümüz var mı? Tekstil %24 kaybetmiş, deri %16 kaybetmiş, otomotiv kaybetmiş. Ama uzun süreçte 6 aylık, 1 yıllık süreçler, uzun dediğimiz bize göre uzun değil esasında bu ambargoya göre uzun, bir artı değer kazanacak. Çünkü Rusya'nın çok büyük ihtiyacı var. Rusya ekonomisine bakmayın. Rusya ekonomisi içerisinde tabii şu anda ambargodan konuştuklarımız, ambargo süresi içerisinde 100 milyar dolarlık yabancı sermaye ülkeyi terk etmiş. Çok güzel. Ama sermaye çıkışlarının artması da bekleniyor yine bugünkü haberlerde tabii, yer aldı. Tabii ama şunu söyleyeyim. O kadar hızlı bir değişim oluşabiliyor ki Rusya içerisinde. Rusya'da yabancı sermayenin çıkmasıyla birlikte Türkiye içerisindeki ihtiyaç çok daha büyüyor. Yani krizi fırsata çevirmek nasıl olabilir? Rusya üzerinde görebiliriz. Bakın İran ambargo evet. içerisindeydi. İran ambargosuna baktığınız zaman Türkiye ile olan İran'ın ticareti bir ara çok kötü duruma geçti. Şu anda 2014 verileri, dış ticaret verilerine baktığınız zaman ihracatımızda 19. sıradan 9. sıraya yükseldi İran ticareti. Dikkat edin %122 bir artış yaşandı. Şimdi baktığınız zaman 2.65 milyar dolardan 4 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz İran'la. Evet. Hala ambargoda.
maalesef. Hala ambargoda, dikkat edin. Ama verileri gördüğünüz zaman Türkiye ile olan sınır komşusu olması ve ihtiyaçlarının Türkiye olarak endekslenmesi ve Türkiye'nin orayı da bir hedef pazarı olarak görmesiyle birlikte rakamlar çok yükseliyor. Aynen Rusya. Rusya'da da aynı şey olacak. Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'de bu sıcak politikayla birlikte Rusya ticaretinden önemli bir pay alacak. Bu kesin. Son iki dakikamız kaldı ama Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin de eski başkanısınız. Evet. Elbette ki bu uluslararası ticaretin lojistik ayağına hakim isimlerden birisiniz. Evet. İran'la geçtiğimiz aylarda da yaşadığımız bir sınır sorunu vardı. Geçişlerle ilgili sıkıntılar, evet, ve bunların ücretlendirilmesiyle ilgili sıkıntılar yaşadık. Ve bir de Türkiye Cumhuriyetleri'ne doğru olan pazar içerisinde çok ciddi bir haksız rekabete Türk nakliyecilerinin maruz kaldığını gene kurumun yetkilileri tarafından da programımızda dile getirdik. Bu sorunlarda ne aşamaya gelindi? Kısaca bahsedebilir misiniz? İran sorunu bugün itibariyle bitirilmiş durumda. Dün işte KEK başkanlarımız, Kalkınma Bakanımızın dünkü toplantılar sonucunda yapmış, yani hafta başından beri yapmış olduğu toplantılar sonucunda dün açıklaması yapıldı. İran hakikaten de çok büyük bir ücret ödediğimiz, geçiş ücreti taşımacılık sektöründe rekabet unsuru olarak bizim önümüze haksız rekabet olarak çıkartılan çok önemli bir parasal değerler vardı, kayıplarımız. İşte 10 yılda 1 milyar dolarlık bir para ödemişiz. Geçiş ücreti, akaryakıt fiyat farkı adı altında. Bir yıl içerisindeki baktığımız zaman 2015'te 165 milyon dolar geçiş ücreti ödemişiz. Akaryakıt fiyat farkı adı altında. Türk taşımacısı, Türk, bu Türkiye'nin cebinden çıkan para. Geçmişte şöyle söyleyeyim, 0.80 euro olarak baktığınız zaman 400-450-500 eurolar bazında Tahran'a gidiş gelişte ödediğimiz bir geçiş ücreti 1600 euroya çıkartılmıştı. Bu kriz döneminde, işte evet, bu krizde 3-4 ay. Ha, dün itibariyle yapıldığında anlaşıldı. Transit taşımalar, ikili taşımalar dediğimiz Türkiye-İran arası taşımalarda bu 0.80 olarak kriz öncesi uygulanan akaryakıt fiyat farkı bile, bu nasıldır? Kilometre çarpı yakıt oranı çarpı işte nedir? 0.80 euro sent. Dünden itibaren 0.30 sente indi. Yani 3'te 1 geçmişteki kriz öncesi durumundan bile aşağı çekildi. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye burada, yani 165 milyon dolar bir yılda ödediğimiz paranın 3'te 1'i, yani 50 milyon dolarlara gelecek. Bu çok önemliydi. Bir de ne vardı? İran kendi ticaretinin gelişimi için baktığı zaman kendi araçlarına öncelik verip Türk ticaretindeki, yani arabaların gecikmesini sağlayarak Türk ticaretini engellemeye çalışıyordu. Bu süreçlere de artık ilk giren ilk çıkar mantığıyla araçlara kendi ülkesi Türk aracı diye ayrım yapmaksızın bunu yaptı. Bir de transit ticarette, transit geçişlerde, araçlarda sen yakıtında gelebilirsin, senden para almayacağım, deponu mühürleyeceğim dedi. Hep bizim istediğimiz çözümler yapıldı. Aslında burada iki tarafında lehine işleyecek çözümler. Ne sadece İran'a ne de sadece Türkiye'ye yarayacak olan ticaretin şeyler, değil mi? Önündeki engellerin kaldırılması, ticaretin geliştirilmesi, evet, demek. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tamer Dinçahin, değerli katkılarınız için. Bugünlük Finans Ekspres'in sonuna geldik. Aslında haftanın sonuna geldik. Pazartesi günü yayınımız olmayacak. Salı sabahı 9.15'te sizi Finans Ekspres'te bekliyor olacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ziraat Bankası Finans Ekspresi sundu.